5'e Son Haber programı izleyenleri, programımıza kaldığımız yerden İzmir Konak'tan devam ediyoruz. Yanımızda Ottomans Midye firma sahibi İbrahim Bey bulunuyor. Merhabalar İbrahim Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Biraz sizleri tanıyabilir miyiz? Ottomans Midye'nin başarı hikayesi nedir acaba? Biz 1970'ten beri bu işi yapıyoruz. Benim babamlar olsun, amcamlar olsun devamlı bu işle alakalı çalışma yaptılar. Biz de Mardinli olduğumuz için, genellikle Mardinliler de bu işe hakim oldukları için biz de marka olalım diye ciddi adımlar atarak bu işletmeyi açtık. Ve güzel bir şekilde devam ediyoruz. Çok güzel gidiyor. Bu şekilde başladık efendim. Peki Ottomans adını nereden aldınız? Yani nereden aklınıza geldi? Güzel de bir ismi var. Başarılı da bir isim var. Güzel bir çıkış yapmışsınız. İzmir'de çok sevilen bir esnafsınız. Bunu neye borçlusunuz? Ottomans ismi eskiye dayanıyor. Osmanlı anlamına geliyor. Biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet gemileri karadan götürdü. Biz de dükkanımıza dekor olarak gemi koyduk. İnsanlar geminin içinde otursun diye. Yani Osmanlı'dan gelen bir lezzet, evet, anlamına gelen bir gösteriş yapmak istedik. Evet. Bu şekilde aklımıza geldi. Bir de gençler tarafından olsun çok dikkat çekilen bir isim. İsim hakkını da biz tescilli olarak aldık. Kendime ait isim hakkı. Evet. Bu şekilde devam ediyoruz şu anda efendim. Zaten İzmir Ege'nin incisi. Aynen. Siz Ege'nin incisi olan bir yerde, bir şehirde, güzel bir şehirde ne güzel bir dekor yapmışsınız. Buraya bir kayık koymuşsunuz. İnsanlar en azından karada bile olsa midye yerken o keyfi tatsın diye, değil mi? Herhalde bundan esinlendiniz biraz. Görüyorsunuz hemen arkasında da dekor yaptık. Deniz dekoru yaptık. Hani sanki denizdeymişiz gibi bir hava yarattık. Atmosfer yaratmışsınız. Bir hava yarattık. Şu anda müşterilerimiz geldiğinde böyle gemide midye yediklerinde çok böyle enteresan oluyor, güzel oluyor, resimler çekiyorlar. Şimdi şöyle düşünelim, ben reklam yapmak istesem, broşür bastırmak istesem, basacağım, şu kadar basacağım, 3 gün sonra hepsi kaybolacak. Evet. Ama böyle bir şey yaptığımızda insanlar resim çektiriyorlar. Ne oluyor? O Instagram'ını atıyor, Facebook'ını atıyor. Hatıra aldı, akılda kalıyor. Hep bizim reklamımızı aslında yapıyorlar bir arada, bizim de hoşumuza gidiyor. Evet. Peki nereden aklınıza geldi? Yani tamam buna düşünmüşsünüz, karar vermişsiniz ama kayık koyma fikri gerçekten çok enteresan. Bu herkesin aklına gelebilecek bir şeydi. Bu sizin farkınız. Onu biliyoruz, anladık zaten. Bir Mardinli olarak doğu kültürü, doğu misafirperverliğini mutlaka gösteriyorsunuzdur ama tasarımda bunu düşünmeniz çok ilginç olmuş. Vallahi aklımızda bizim başka şeyler de var. Şimdi mesela aslında bir yer bizim belirlediğimiz bir yer var. Büyük bir alan. Biz oraya uçak getirmeyi düşünüyoruz. Uçağın içinde bu sefer insanlara midye verelim diye. Bu da incir altında belirli bir yer var şu anda, bize ait olan bir yer. Şu anda işte o da proje aşamasında. Proje aşamasında. Şimdiden bilgi vermeyelim. Zaten izleyenlerimiz sizi takip edeceği, evet, için sosyal medyadan, evet, mutlaka bu haberlerimizi izleyeceği için yavaş yavaş diyorsunuz bu projelerimizle birlikte yapacağız. Gündemde olmak istiyoruz. Evet efendim, yapmak istiyoruz. Yani bizim amacımız hem damak tadı insanlara iz bırakmak, hem de görsel olarak, her şey olarak keyif vermek. Evet. Peki biraz da midemizden, o meşhur midemizden bahsedelim. İyi bir midye dolması nasıl olur ustam? Yani siz bu işe gönül vermişsiniz, bunu görebiliyoruz. Yani zaten müşterilerinizden de ilgiden de talepten de bunu anlayabiliyoruz. İyi bir midye dolması nasıl olur? Şimdi özellikle bizim mesela yaklaşık 30-40 seneden beri bu işi yaptığımız için çok şükür şimdiye kadar bir insan diyemez yani biz zehirlendik, bir şey olduk diyemez. Çünkü temizlenmesi değil, civasının yüksek olmaması lazım. Mühendisler tarafından kontrol edilmesi lazım. Gıda mühendisler tarafından. Bir de günlük olarak yapmanız lazım. Mesela sabah getirdiniz mi akşam bitirmeniz lazım. Evet. Biz nasıl yapıyoruz? Mesela saat 10'da bir midyemiz geliyor. Midyemiz azaldı mı saat 2'de tekrar getiriyoruz. Saat 3'te bu sefer saat başı yapmaya çalışıyoruz. Oluyor yani. Saat akşam 9-10 oldu mu? Midyemiz tezgahta varsa durduruyoruz. Yani üretimi durduruyoruz. Ama devam ediyorsa bayanlar, 14-15 tane bayan var. İmalatta hazır bulunan. Hemen akşam da olsa, gece de olsa, bazen saat 2'de bile pişmiş böyle ateş gibi midye tezgahımıza geliyor. Zaten müşterilerimiz evlere de servis ettiği için hep bunu görüyorlar. Evet, aynı zamanda burada izleyenlerimize bunu belirtmek istiyoruz ki sadece burada bu bölgede iş yerinde değil, aynı zamanda paket servis hizmetimiz de var. Tabii. Peki çalışma saatleriniz nedir? Paket servis hizmetiniz nelere vardır? Belki sipariş vermek isteyen izleyenlerimiz mutlaka olacaktır.
Onlara da bilgisini verirseniz çok iyi olur. Ya saat sabah 10.30'da ilk midyemiz geliyor. Biz saat öğlen 2 serviste başlıyoruz. Gece 2'ye kadar. Gece 2'ye kadar servis evleri yapıyoruz efendim. Evet. Peki çalışma saatleriniz yaz aylarında daha esnek olabilir. Çünkü bazen insanlar gece yarısı acıkabilir. Midesi kazınabilir. Canımız mide dolması. Yemek isteyebilir. Yoksa daha esnek saatlerde de hizmet verebiliyor musunuz? Yaz aylarında yani. Biz yazın saat 4'e kadar buradayız. 4'e kadar zaten fullüz. Yani burada bütün müşterilerimiz gece, zaten biliyorsunuz İzmir insanı yatmaz gece, evet, yazın yatmaz yani. Devamlı buradalar. Biz de onları misafir etmekten, onları karşılamaktan, ağırlamaktan çok memnunuz yani. Yani onlar olmasa biz olmayız. Onlar var ki biz de varız. Onlar her bize övgü yaptıkları zaman bizim hoşumuza gidiyor. Çünkü yani biz de işimizi düzgün yapıyoruz yani. Biz biliyoruz zaten midyemizin güzel olduğunu. Bakın yani biz çok eminiz. Biz midyemizi satarken huzurlu satıyoruz. Çünkü karşıdaki insanın beğeneceğini biliyoruz. Evet İbrahim Bey, insanlarda bazen hepimize bir tereddüt olabiliyor. Çünkü midye dolmasının hazırlanışı, temizlenişi falan diye. Ama siz hijyen koşullarla bu hizmeti veriyorsunuz. Ekibiniz de aynı şekilde. Bu konuda neler söylemek istersiniz? İzmirli veya buraya yol düşen, midye yemek isteyen, midye dolma yemek isteyen herkese neler söylemek istersiniz? Valla bizim havuzlarımız var. Havuzlar dediğimiz temizlik havuzları var. Yani bu temizlik havuzlarında mesela çoğu midyeciler bir kere bir sudan geçirir. Evet. Hemen müşteriye sunarlar. Bizim 3 tane değişik aşamada. Özellikle mesela benim annemle yengemler bu işin başındalar. Biz kendimiz yapıyoruz bu midyeyi. Başında duruyoruz ekibimiz. Tabii canım, annemler kendi, yani annem yapıyor, ben satıyorum. Öyle diyelim yani. Onların eli değiyor. Onlar zaten takip ediyorlar. Yani bir gün bile müşterimiz bize diyemez, midyeniz pistir. Yani dememesi de lazım. Zaten bize öyle yakışmaz. Olsa bu sirkülasyon olmaz. Yoğunluktan da anlaşılacağı üzere devamlı zaten bir sirkülasyon oluyor. Zaten sevilmeseniz, mideleriniz beğenilmese, bir sıkıntı yaşamış olsanız bu yoğunluk da olmaz diye düşünüyorum. Haksız mıyım? Haklısınız. Biz günde zaten burada kışın 200 kilo, yazın 300-400 kilo midye satıyoruz. Sürekli sipariş geliyor. Sürekli. Ben mesela İzmir dışına gönderiyorum, Antalya'ya gönderiyorum, Aksaray'a gönderiyorum, Trabzon'a gönderiyorum. Her gün bunlar. Malatya'ya gönderiyorum, İstanbul'a gönderiyorum. Tabii ki bunların saklama koşulları uygun bir şekilde gönderiyorsunuz. Onu da belirtelim de burada hani. Yok, her şeyini biz kuralına göre gönderiyoruz. Hiçbir sıkıntı da olmuyor. Onlar da gittiği gibi tüketiyorlar. Zaten onlar da sayfalarında paylaşıyor İzmir midyesi diye, Ottomans midyesi diye. Bizden çok isim hakkı da istediler. Biz şu anda kendimiz... Onu soracaktım. Franchising hizmeti vermek ister misiniz? Eğer düşünürlerse, izleyenlerimizden sizinle çalışmak isteyenler olursa bu konudaki görüşleriniz, fikirleriniz nelerdir? Valla şartlar uygun olursa avukatlarımızla görüştükten sonra bir sıkıntı olmaz yani. Biz de yardımcı oluruz. Kalitemizi bozmadıktan sonra. Şimdi bizim ismimizi alıp kendileri başka yerden midye alırlarsa biz bunu kabul edemeyiz. Kendi ismimizi lekeleriz. Ondan dolayı hani bütün şartlar elverişli olursa biz zaten yardımcı oluruz. Gereken yardımı yaparız yani. Zaten franchising hizmeti o zaman da bütün kurulumlarını, her şeyini siz yapıyorsunuz. Çünkü bunlar proje bazında olan çalışmalardır. Evet. Buradan da sizinle çalışmak isteyen izleyenlerimize bunu belirtiyoruz ki tabii ki İbrahim Bey ile tabii ki avukatlarıyla görüştüğünüz zaman bu kolaylıkları sağlayacaklardır. Evet. Tabii ki bu kaliteyi bozmadığımız sürece. Son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Biz sadece İzmir'deki vatandaş değil. İzmir dışında da Türkiye'nin her yerinden. Avrupa'dan da gelen misafirlerimiz hayır, var. Türkiye'nin her yerine biz sipariş gönderebiliriz. Evet. Yani bize telefon açsınlar, biz şu gün şu kadar kilo midye istiyoruz diye bize versinler. Biz kendilerine göndeririz. Yani bu konuda da yardımcı oluruz. İzmir içindeki bütün misafirlerimizi de dükkanımıza bekliyoruz. En azından midyemizi yemeyenler de, yani midye sevmeyen insanlar da var. Çayımızı içmeye gelebilirler ikram olarak. Evet. Onları bekleriz. Onları da görmek isteriz dükkanımızda. Evet. Bundan dolayı herkese saygı selamlarımı iletiyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Teşekkür bize misafir olduğunuz için. Evet. Çok memnun olduk. Evet, ben de son olarak şunu belirtmek istiyorum. Tabii ki sadece İzmirli vatandaşlarımız için değil, Türkiye'nin her yerinden gelen misafirlerimiz için, sizin meşhur midenizi tatmaları için ve Avrupa'dan gelen konuklarımız ve misafirlerimiz için de İbrahim Bey ve profesyonel ekibi burada sizleri ağırlamak için bekliyorlar. Çok teşekkür ederim efendim. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim programımıza renk kattığınız için. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Evet sevgili izleyenler, bugün sizlere İzmir Konak'tan seslendik.